TÜMOP Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkoğlu, heyelan olmadan önce dahi yetkilileri defalarca uyardık. Açıldığı zamandan beri bölge sağlığını tehdit eden bir madendi diye konuştu. Bize gelen bilgi resmi rakamla uyuşmuyor demiş. Yetkililer tarafından yapılan kayıp sayısı açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Türkoğlu, açıkçası bize gelen açıklamalar resmi rakamla uyuşmuyor. Göçük altında kalan madencilerin resmi rakamın 5 katı olduğu yönünde bir bilgi geldi elimize demiş. TMOP'tan yapılan açıklama sevgili izleyenler. Bu da bir iddia. Evet, bu arada Erzincan'a gideceğiz sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül bağlantımızın diğer ucunda, kendisinden son gelişmeleri ve ayrıntıları dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Sarıgül. Can Erzincan'dan, Ilış'tan, maden bölgesinden sizi selamlıyorum. Erzincan için çok sıkıntılı bir gün. Burası özellikle benim doğduğum topraklar, benim doğduğum ilçe. Benim köyüm buraya 20 kilometre uzaklıkta. Büyük bir felaket yaşıyoruz, büyük bir sıkıntı yaşıyoruz ve saatlerdir göçük altındaki evlatlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bir tesellimiz şu ki Erzincan Valisi Hamza Bey bütün ekibiyle, bütün arkadaşlarıyla, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla arama kurtarma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. 9 tane cana ulaşmak için Sayın Vali Başkanlığındaki acil arama kurtarma çalışmaları bizim de katkılarımızla yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim ne katkımız olabilir? Biz moral vermeye çalışıyoruz. Göçük altında olan yakınlarla konuşarak onlara moral vermeye çalışıyoruz. Kolay bir olay değil. Ateş düştüğü yeri yakar. Ve gerçekten biraz önce yorumda da bahsettiğiniz gibi büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Ama bu felaket şu anda bir şekilde önlenmiş vaziyette. Sayın Valine vermiş olduğu talimat gereği oradaki atıkların önüne şu anda büyük bariyerlerle, büyük beton duvarlar çekiliyor ki yarın yağmur yağdığı zaman o atıkların başka bir noktaya ulaşmaması lazım. Başka bir noktaya ulaşırsa büyük bir felaket olabilir. Bunun için inşallah bölgeye 3-4 gün kuvvetli bir yağmur yağmaz. Bu bir anda yapılacak olan iş değil. Yaklaşık olarak acil olarak bir 72 saate ihtiyacımız var. Yağmurun yağmaması lazım. Ve oradaki o atıkların hiçbir şekilde suyla temas etmemesi lazım. Şu anda bu önlemler alındı. Vali Bey'in başkanlığında bu çalışmalar devam ediyor. Hepimiz buradayız. İnşallah bahsedilen sayı şu anda 9. İçişleri Bakanımızın da resmi yapmış olduğu açıklama. Bize intikal eden, ben bölgedeyim, farklı bir isim yok. Daha fazla bir kayıp inşallah söz konusu değil. Olmuş olsaydı bize şu ana kadar o mutlaka ulaşırdı. Bütün gücümüzle, bütün enerjimizle inşallah önce bu 9 tane evlada ulaşmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi heyetimiz şu anda yoldalar. Yarın burada olacaklar. Zonguldak milletvekilimiz Deniz Bey'in başkanlığında parti meclislerimiz, bir heyetimiz, 4 kişilik bir heyetimiz buraya ulaşıyor. Adana milletvekilimiz gelecekler. Hep birlikte yarın saat 12'de daha geniş kapsamlı, bütün detaylarıyla birlikte jeoloji mühendisi arkadaşlarımızın, maden mühendisi arkadaşlarımızın çalışmasıyla hazırlayacakları raporu da kamuoyuyla paylaşacağız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz ve neler yapmayı düşünüyorsunuz? Biraz bizimle paylaşabilir misiniz? Paylaşırım tabii. Şöyle, jeoloji mühendislerimiz, maden mühendislerimiz daha önce buraya defalarca geldiler. Kendi hazırladıkları raporlar var. Buradaki doğabilecek olan olayların hepsini vaktiyle arkadaşlarımız planladılar. 2022 yılında bu konuda benim attığım daha dikkatli olmamız gereken tweetler vardı. O çalışmalarda vardı. Tabii takdir edersiniz ki şu anda ben olay bölgesindeyim. Daha çok sıcak. Ben bu bölgenin çocuğuyum. Göçük altında benim canlarım ve ciğerlerim var. İzin verirseniz bunların detaylarını yarın 12'de heyetimizle birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Bu noktadaki anlayışınıza sığınmak istiyorum. Peki daha ne kadar bölgede kalmayı düşünüyorsunuz Sayın Sarıgül? Ben hep bu bölgede kalacağım. Bu bölgenin dışına hiçbir yere çıkmayacağım. Ama sürecin biraz uzun bir süreç olduğunu. Çünkü boşalmayla birlikte yaklaşık olarak bakıyorum 800-900 metreye kadar, 1 kilometreye kadar bir alan var. bu alanın şey olması, tabii termal kameralarla bir çalışma var. Göçük altındaki canlara bir an önce ulaşmamız gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmaları sonuna kadar takip edeceğim. Evet, biz de Tele1 ailesi olarak göçük altında kalan maden işçilerinin hemen bulunmasını ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ve bize aktardığınız bilgiler için size de çok teşekkür ediyoruz Sayın Sarıgül. Bir kulağımız Erzincan'da olacak. Yeni ayrıntılar geldikçe Erzincan'a bağlanmaya ve Sayın Vekilimizi rahatsız etmeye devam edeceğiz sevgili izleyenler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme mesaisinde sona gelindi. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından 3'ü büyük şehir olmak üzere 4 ilde daha adaylarını belirleyen CHP'de Hatay'da değişikliğe gidilmedi. Öte yandan İstanbul'un kalan 11 ilçesinde daha adaylar belirlendi. CHP'nin aday günü